Değerli seyirciler, fuardayız. Şimdi Karayer firmasının standındayız. Karayer firmasında pazarlama departmanından Durmuş Uslu ve işletme yönetim departmanından da Yusufcan Ersöz'le birlikteyiz. İyi çalışmalar diliyorum öncelikle. Durmuş Bey, sizinle başlayalım istiyorum. Karayer'de çiftçiler, tarımla ilgilenenler neler bulabilirler? Evet, bizim şimdi şu anki bulunduğumuz stand yağla ilgili. Evet. Ama onun dışında bizim Karayer Tarım olarak bünyemizde bütün çiftçinin kullanabileceği bütün ürünleri barındırıyoruz. Şöyle söyleyeyim size. Mesela çiftçinin ekeceği ürünler, mısır tohumu var, bulunduruyoruz. Mısır tohumunu çiftçiye sattıktan sonra gübresini veriyoruz. Gübre bayiliklerimiz var, gübre satışımız var. Ondan sonra çiftçinin ihtiyacı olan yakıt, akaryakıt, onu temin edebiliyoruz. Ondan sonra çiftçinin hasat çıktığı zaman tekrar hasatını bile alabiliyoruz. Yani hepsi kombine detaylı. Hepsini bir arada çiftçi komple mısır tohumundan, gübresinden, yakıtından ve hasatını alacak kadar bütün hepsiyle çalışıyoruz çiftçiyle. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz çiftçinin. Ve o hasatını aldığımızda bizim irmik fabrikamız da var aynı zamanda. Mısırı orada da değerlendirebiliyoruz. Hububat işimiz de var ayrıyeten. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Çiftçinin yani alabileceği bütün ürünler bünyemizde mevcuttur. Nerede firma Durmuş Bey? Tarsus'ta. Merkezimiz Tarsus'ta. Fabrikalarımız organize sanayide. Yağ fabrikamız Tarsus Mersin organize sanayide. İrmik fabrikamız da organize sanayide. Onun dışında bir de gübre işi yapıyoruz. Gübre bayiliklerimiz var. Toptan satışımız ve çiftçiye satışımız da var aynı zamanda. Onlar da Tarsus'ta. Şehrin dışında biraz, Tarsus'un çıkışında. Ya Türkiye'nin hangi bölgelerinden size ulaşabilirler? Türkiye'nin bütün bölgelerine satabiliyoruz. Ağımız geniş olduğu için, ürünlerimiz çeşitli olduğu için, geniş olduğu için. İrmik mesela, 25 ülke ihracatımız bile var yurt dışına. İhracat da İhracatımız da var. Onun dışında İç Anadolu'ya kadar çok fazla Karadeniz tarafı yok ama tabii yağda bilmiyorum. Daha Yusuf Bey daha hakim ona. Yağda o tarafa gönderiliyor. Yusuf Bey'le devam edeceğim. Evet. Onun dışında yine bu bölgeler, Akdeniz bölgesinde falan gübre satışı olsun hepsi. Burada öne çıkan bir ürün var mı? Standınızda öne çıkan bir ürün bu. Standımızda öne çıkan ürün yağ. Yağla ilgili yağın ham maddesi ve onun dışında biz yem de satıyoruz ayrıca. Hayvancılıkla uğraşanlara yem de satıyoruz. Bu ürettiğimiz yağın küspesinden çıkan şeyler, pamuk küspesi, hayvancılıkta yem olarak da kullanılıyor. Onların belli değerleri falan var, protein değerleri falan var. Onu Yusuf Bey size bilgisini verir. Bu şekilde. Yusuf Bey'le devam edelim biz o zaman. Tamam. Yusuf Bey, tekrar merhaba. Mikrofonu size vereceğim. Şimdi yağ dedik. Evet. Bizden dinleyelim. Şimdi şöyle açıklayabilirim. Yağ, Karayer Yağ çok yeni bir firma. 2 senelik bir geçmişi olan bir firma. Karayer Yağ, çiğit dediğimiz maddeden yağ üretimi yapıyoruz. Pamuk çiğitinden. Bunun yanı sıra çiğidi işledikten sonra arta kalan bütün maddeleri değerlendiriyoruz. Bunu 1. sınıf küspe ile başlayıp 2. sınıf küspe, ayrıca çiğidin tozu, şif dediğimiz çiğidin kabuğunu hayvan ticaretiyle uğraşan insanlara satıyoruz. Alanımız, bizim sahamız biraz daha İç Anadolu bölgesi. Hayvancılıkta, genellikle hayvancılıkta uğraşan bölgeleri hitap ediyoruz biz. İç Anadolu bölgesi, işte Güney Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi. Bunun haricinde sektörde iddialıyız. Yeni olmamıza rağmen yıllardır bu sektörlerin içindeyiz aslında. Bu hayvansal yeme ama yeni başladık. Ben Karayer Yağ adına konuşursam diğer sektörleri bilmiyorum. Diğer sektörler tabii ki bu alanda daha da geniş bir sahaya hitap ediyorlar. Şöyle anlatabilirim. Neydi iddialı olduğumuzu sorar iseniz bizim bir sınıf küspemiz Türkiye'de şu anda analiz sonuçları benim de elimde, size de okuyabilirim ben bunları. Analiz sonuçlarını alacağız. Tabii ki 29.55 ham protein dediğimiz olayımız var. Bu tabii ki bu besicilikle ilgilenenler, küçük hayvan besiciliği, işte büyük hayvan besiciliği ilgilenenler için önemli bir oran. 29.55. Çünkü insanlar bir emek harcıyorlar. Emeklerinin sonuçlarının iyi olmasını istiyorlar. Biz dediğimiz gibi bu sektörde iddialıyız. Bunun haricinde size verebileceğim 8 renk yağlarımız var. Ham yağ olarak işliyoruz, çiğitten çıkartıyoruz. Büyük bir tesisimiz var. Bu tesisi bunları işliyoruz.
Şu anda sıvı şekilde dökme dediğimiz, ilerleyen zamanlarda yurt dışı bizim tabii ki ihracatlarımız başlayacak yağ sektöründe. Şu anda belli görüşmelerimiz var. Olur ise dediğimiz gibi yurt dışına, Avrupa'ya veya Suriye, Irak bu tür yerlere açılmayı planlıyoruz. Peki, hedeflerimiz büyük yani. Yusuf Bey, şimdi yağ konuşuyoruz. Yağın evet. kalitesini de biraz konuşalım sizinle. Yani piyasada ya, çok çeşitli yağlar tabii ki, var. Tabii ki. Kalite üzerinden devam edelim mi? Biz nasıl anlayabiliriz örneğin kalitesini? Nelere dikkat etmeliyiz? Şu şekilde yağın kokusundan bile yağın kalitesini anlayabilirsiniz. Birincisi bu. Biz firma olarak kaliteyi hedef aldık. Bizim firmamızda kesinlikle halka hitap ederken ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf kesinlikle maddeleri kullanmıyoruz. Direkt birinci sınıfı üretmeye hedef belirledik kendimize. Bu yüzden ekipmanlarımız olsun, idari binamız olsun, sahada çalışan, üretimde çalışan arkadaşlarımız olsun çok titiz bir iş anla politikasıyla çalışıyoruz. Kariyeri neden tercih etmeliyim diye soracağım. Siz kariyeri neden tercih etmesiniz? Eğer Çukurova bölgesinde yaşıyor iseniz, dediğim gibi kariyerler geniş bir aile. Geniş bir firma. Biz bütün çalışan arkadaşlarımızı aileden gördüğümüz için, o sistemde çalıştığımız için verdiğimiz ürünler de halka hitap ediyor. Halktan insanlar olarak direkt perakende satışlarımızda olsun, toptan satışlarımızda olsun, işte pazarlamacılarımız işte vesaire, halk değişkilerimiz çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve ürettiğimiz malların kalitesinin de çok geçerli olduğunu düşündüğüm için insanlar kariyerleri tercih ediyorlar zamanla. Peki. Yusufcan Ersoy, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Çok mersi.